ortalığa şu ne oldu, şu şöyle mi, sen niye buna yemek yedin, bilmem ne yaptın. Bu tür dedikodularla uğraşmaya gerek yok. Bu döneme ait içinde, aklında, duyumunda, elinde belgesi olup savcılığa vermeyen namerttir. Dedikoduya gerek yok. Eğer bir kişi savcılığa vermeyip bu şekilde dedikodusunu yapıyorsa ya rüşvet bekliyordur susayım diye ya da o işin ortağıdır. Namuslu, haysiyetli, şerefli insanlar gerçekten samimilerse götürüp bunları savcılığa verirler. İyi ki su pahalılığını eleştirmişiz sevgili Ankaralılar. İyi ki Mustafa Tuna %50 indirim yapmış sevgili Ankaralılar. Sizlerden aldıkları bu su paralarıyla helikopterler, keyifler, sefalar gırla gidiyordu. Gidip batık projelere paralar yatırıyorlardı. Hatırlayın, %50 indiğine göre şu anda da şu 5 lira olduğuna göre 2019 ve 2020'de 10 liradan su satmaya devam edeceklerdi. 2019 yılı ASKİ'nin su tahsilatı 2 milyar 07 milyon lira. 10 lira olsaydı 4 milyar olacaktı. 2019 yılından 2 milyar lira Ankara halkının cebinde kaldı bizim sayemizde. Allah razı olsun. 2020'de de aynı para olursa ki Aralık ayı geldi. 2 yılda 4 milyar lira Ankara halkının cebinde kaldı. Bundan şikayetçi misiniz? Şimdi geliyorum. 2019'dan bu yana da elektriğe %54 zam gelmiş. Doğal gaza %44. Asgari ücrete zam gelmiş. Bir daha zam gelecek şimdi. Maliyetler artıyor. Sakın ha. Ne kademeli olsun ne de işte o kademeli şeye de itiraz ediyor. Belediye gelir elde edemesin diye. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Çevre Bakanı'nın talimatlarını dinlemezseniz sizin sayenizde Ankara susuz kalacak beyler. Bunun faturasını siz ödeyeceksiniz. Gayemiz zam yapmak değildir. Hala 10 ton altında harcayanların fiyatı değişmiyor. %70. Ayrıca sosyal yardım alanlara 10 tona kadar suyu sadece ve sadece insan hakkı diyerek aynı paketin içerisine 10 liraya verelim diyoruz. Hani siz fakirden fukaradan yanaydınız? Yıllardır pahalı su satarak aldığınız paralarla o fark kadar paketi götürdünüz, vatandaşa dağıttınız ve dediniz ki biz yardımcı oluyoruz. Tam tersine onlardan aldığınız parayla kendilerine paket gönderdiniz. Şimdi 10 tona kadar suyu destek alanlara, sosyal yardım alanlara 10 tona verelim. 10 liraya verelim. 10 tondan fazla kullananlara da kademeli yapalım diyoruz. Başka türlü nasıl teşvik edeceğiz su sarfiyatının önüne geçmenin çaresini? İyi ki eleştirmişiz sizi. İyi ki su parasını pahalı yapıyormuşsunuz demişiz. Ve Mustafa Tuna da Allah razı olsun bize kulak verip suyu yarı fiyatına indirmiş. Bisiklet yollarından bahsediliyor. Burada Sayın Başkan size ortaokul seviyesinde tüm meclis arkadaşlarımıza da çok kolay kurulması gereken bir denklem var. Denklemden bahsedeceğim. 2 yılda 1400 metre bisiklet yolu yapılırsa 53 kilometre bisiklet yolu kaç yılda yapılır? Kısaca hemen bir denklem kursanız çok kolay. Basit denklem. 2 yılda 1400 metre yapılırsa 53 kilometre bisiklet yolu kaç yılda yapılır? Ben size söyleyeyim, 75 yıl. Şimdi ben bu sözlerin neresini düzelteyim? Birincisi, şimdiye kadar yaptığımız bisiklet yaklaşık 24 kilometre bisiklet yolu. Şimdi o ortaokul seviyesinde sordum diyor ya, ben de ilkokul seviyesinde sorayım. O alkışlayan arkadaşlara dair. 25 yılda 0 metre bisiklet yolu yapılırsa 100 yılda kaç metre bisiklet yolu yapılır? 25 yılda 0 kilometre. Ondan sonra örnek verdikleri Bursa, Gaziantep. Çok enteresan. Hiç olmazsa insan susar başını eğer. Ankara'da 0 kilometre yapıldı. 0 metre yapıldı, hiç yapılmadı diye. Başka yerden örnek vermek ne demek Allah aşkına? Kaldı ki
O kilometresi burada ve harcadığınız parada 0 lira. Bu neden böyle kamuoyunda çok yer aldı? Ankara'da hiç yapılmadı, ilk defa yapıldığı için. Ankara'da binlerce bisiklet meraklısı var, bisiklete binen şahıs var ve Türkiye'de ilk ve tek bisiklet meclisi bizde. Bunu da ayrıca söyleyeyim. O hesabı yapsın. 25 yılda 0 kilometre yapılırsa 100 yılda kaç kilometre yapılır? Devam edelim. 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor Sayın Başkan. Ankara'da metro yaptığınızda biz mi görmedik? Metro konusundaki durumu vaatlerle değil de gerçeklerle açıklar mısınız? Durum nedir? Murat Köser'in Melik Gökçek'te herhalde bir alıp veremediği var. Bu soruyu bana, yani Melik Gökçek'e sorması gereken soruyu bize soruyor. Mevzuatı da bilmiyor. Halbuki ben burada daha önce yapılan ihaleler hakkında hepsini bilgi verdim. Mevzuatı niye bilmediğini de biraz sonra anlatacağım. Bize izin verilen, yapmamıza izin verilen tek metro hattı Mamak, Dikimevi'nin atı yolu, raylı sistem. Bir de Söğüt hızına kadar uzatılacak metro. Bunun haricinin tamamı daha önce Büyükşehir tarafından Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş. Hatta şeyi istedik. Onlar Keçiören'den yapmak istiyorlardı. Havaalanı metrosunu istedik. Hayır dediler. Onu da biz yapacağız. Siz sadece bunu yapabilirsiniz dediler. Biz de başladık. Herhalde metronun nasıl yapıldığını falan bilmiyor. Bunun proje ihalesi yapılacak, kredisi temin edilecek ve biz başladık hepsine bunların. Devam edelim. 6 Haziran'da ihalesi, proje ihalesi 14 Ekim'de sözleşme, bunların hepsi sosyal medyada yer aldı. Bilmemesi mümkün değil. Ama Sayın Gökçe'ye laf yetiştireceğim diye aslında bize söylüyorum, kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla demek istiyor. Devam et. Evet, metromuz bu. İnşallah projesi yakın zamanda bitecek. Devam edin. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'na 22.06.2018'de metro devir hattı kararı, Büyükşehir'in devrettiği. 4.02.2019'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro hattı yatırım kararı, Esenboğa Havalimanı raylı sistem bağlantısı. Biz yapacağız dediği karar. Devam edin. Ankara hattı Mamak NATO yoluna kadar uzatılmasına onay verdiği tarih 9.03.2020. Bir gün kaybetmiyoruz. Devam edin. Bunu da bir hatırlatalım. Hani derler ya kapak olsun diye, bu kapak olacak bir görüntüdür. Devam edelim. Evet, yapamayınca uyanıklık yaptık diyorlar. Peki sizinki uyanıklık oluyor da bizim yapma gayretimiz ne oluyor? Devam edin. Şimdi bir de biliyorsunuz konuşmaların aslında şöyle bir şey geçti. Aslında belediyenin borcu çok az. Niye abartıyorsunuz diyor. Sonra da belediye batacak diyor. İkisinden birinin yanlış olması lazım, öyle değil mi? Ya da ikisinden birinin doğru olması lazım. Bakın, bugüne kadar metro için ödediğimiz para 648 milyon lira. Görev süremiz içerisinde. Eğer kanunu değiştirmeselerdi, mevzuatı değiştirmeselerdi, biraz sonra ödememiz gereken parayı göreceksiniz. Bunun artanıyla Ankara halkına hizmet ediyor olacaktık. Ve bizim sırtımıza 3 milyar 48 milyon lira Nisan ayından sonra, seçildikten sonra borç yükü bindirildi. Devam edin. Şimdi evet, 10 milyon 258 bin lira 2019'da ödememiz gerekirken 123 milyon lira ödedik. 12 kat fazla. Devam. 2020 için de 7 milyon 703 bin lira eski sisteme göre, yani seçimden önce ödememiz gerekirken şu anda ödediğimiz para 183 milyon lira. 24 kat fazla. Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ne kadar borçlandırdınız? Ben kalem kalem söyleyeyim size. Bir tanesi itfaiye araçları, 50 milyon verdik. Geçen aylarda harita yapımı ile ilgili sanırım bir 50 milyon daha verdik. Burada kredi kullanmasını verdik. ASKİ'ye 472 milyon verdik. EGO'ya 60 milyon euro, 543 milyon verdik. Ve geçen ay, bir önceki ay çeşitli projelere 700 milyon verdik. Bunların toplamı ne kadar biliyor musunuz? 1.815 milyar. Bu ne demek biliyor musunuz? Böyle giderse 5 yılda
Ankara Büyükşehir Belediyesi şu anda bütçesi kadar, yani 7,5 milyar kadar borçlanacak demek. Evet, bizden önceki dönemde 100'e yakın borçlanma yetkisi verildi ve borçlanıldı. Devam edelim bakalım, gerçek durum neymiş? Evet, merak edenlere, Ankara halkını 0 lira borçlandırdım. Merak ediyorsanız bu. Böyle konuşurken de üst perden şu kadar verdik, bu kadar verdik. Kimin parasını kime veriyorsunuz Allah aşkına siz? Kimin parasını kime veriyorsunuz? Sanki cebinizden veriyorsunuz. Bırakın bu üstten konuşmaları. Herkes görevini yapacak. Allah'ın izniyle daha bir kuruş kredi kullanmadım. İsterken de söyledim. Pandemi dönemi var. Daha kötü günler geçirebiliriz. Ankara halkı açıkta kalabilir. Bunlara destek olmak için ben bu krediyi istiyorum. İmkan olursa da kullanmayacağım dedim. Ve daha bir kuruşunu kullanmadım. İtfaiye alımları dahil. Söze gelince saydıkça sayıyorlar. Ankara halkını ne kadar borçlandırdınız? Hani bu soruyu 25 ilçe içerisinde bir tane ilçe var. Ben kredi ve borçlarımı almadım diyen. O belediye başkanı sorsa haklı. Bu soruyu soran şahıs ne kadar haklı? Bir de ona bakalım. Evet, 12-6-2019, 7. ay, 9. ay, 10. ay, 6-1-2020, 11-6-2020, 18-10-2020. Neredeyse iki meclis toplantısında 134 milyon lira belediyeyi borçlandırmış. Şu soruyu sorana bakın. Mamak Belediyesi'ne, Büyükşehir'ine. Büyükşehir ne kadar borçlandırmış? Sıfır. Mamak ne kadar borçlandırmış? 134-135 milyon lira. İddia ediyorum. Ya Ocak ayı ya Şubat ayı. Yeni yıl geldi, yeni bütçe oldu deyip gene borçlanacaksınız. Vah o Mamak halkının haline. Devam edelim. Allah sonuna hayır etsin. Bir örnek vereceğim. Pandemi döneminde maske alımı yaptınız. Bunlardan birkaç ağır, hepsini neredeyse gördüğümüz kadarıyla davetiye usulü yaptınız. Neden böyle yaptınız? Bakıyorum kaç kişi davet etmişsiniz diye. Bir kişi davet edilmiş. Kaç adet alınmış belli değil. Buradan açıkça sormak istiyorum Sayın Başkan. Sizin bürokratlarınızdan ihalelerle ilgili inceleme ya da soruşturma yaptığınız herhangi bir çalışanınız var mı? Evet. Çok sayıda var arkadaşlar bizim dönemimizde. Fakat akılları hep önceki döneme alışık olduğu için düzgün gideni anlamakta zorlanıyorlar. Pratikler hep öyle oldu. Alışkanlıkların normali, yasal olanı, meşru olanı doğru algılamanıza engel oluyor. İnşallah bu alışkanlıktan kurtulursunuz ve iftiranın günahından da kurtulursunuz. Biz de izah için vakit kaybetmekten. Bir soru soruyorum. Bunu yalnız şeyde soracağım. İnşallah meclis toplantısının yüz yüze gelince soracağım. Kaç tane meclis üyeniz sizin önceki dönemlerde şirketlerde yolsuzluk yapmaktan mahkum oldu? Neyse, devamını önümüzdeki yıllara, önümüzdeki meclis toplantısına saklayalım da her şeyi burada tüketmeyelim. Bunları tek tek soracağız. Siz onları gördükçe bizi de öyle yapıyor zannediyorsunuz. Bizde böyle bir şey yok arkadaşlar. Babamızın oğlu olsa hesabını sorarız. Yanlış yapana müsaade etmeyiz. İnsanoğlu yanlış da yapabilir. Ama benim dönemimde kaç tane teftişe verildiğini, kaç ihanenin teftişe verildiğini biraz sonra rakamıyla açıklayacağım. Şimdi iddia ettiği maske şeyi, ihalesi. Evet, devam edelim bilgilere. 200 tane terziye projeye dahil ettik o günlerde. Televizyonda bol miktarda gördünüz. Hatırlarsanız maske stratejik bir ürün haline aldı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi yazıyla aylık 10 milyon maske talep ettik. O zaman biz dağıtacağız diyorlardı. Ancak olumlu bir cevap alamadık. Maske ihtiyacının karşılanması için iş yeri kapalı olan 200 terziye maske başı ödeme yaparak üretime başladık. Bu şekilde gelir kaybı yaşayan terzilerimiz de kazanmış oldu. O bahsettikleri bir kişi girdi falan dedikleri ihaleyi ben size söyleyeyim. Bunlar diğer belediyeler, bir geri gelin. Bunlar diğer aynı tarihte diğer belediyelerin, isim vermeyeceğim, ihale alış rakamları 1.85, 1.53, 0.71, 2.89. Devam edin. Biz kaçı almışız? Şimdi her şeyden önce
Davet edilen birinci ihale 9 kişi var. Öyle tek kişi falan değil. İkinci ihaleye 18 kişi, üçüncü ihalede 23 kişi davet edilmiş. Nerede bir kişi Allah aşkına? Dosya alan birinci ihalede 1 kişi, ikinci ihalede 4 kişi, üçüncü ihalede 6 kişi. Ancak bir kişi teklif verdi. Teklif vermesinin sebebi nedir biliyor musunuz? Bana verilen bilgiye göre konuşuyorum. Maskeleri terzilere diktireceksiniz dendiği için. Evet, bunu şikayet edebilirsin Murat Köse. Eğer bu suçsa bunu şikayet edebilirsin. Aynı işi daha ucuza yapan olsaydı daha ucuza o şahıs alırdı. Bakın kaç kişi teklif almış. Mansur Yavaş'ın yakınlarına menfaat temin ettiğine dair bir iddiası olan var mı? Mansur Yavaş kendi zenginlerini yaratıyor diye bir iddianız var mı? Ya da böyle bir şey duydunuz mu? Mansur Yavaş kendi ailesinden birilerini zengin ediyor diye bir şey duydunuz mu? Mansur Yavaş'ın belediye alıyorum tezgahıyla evine eşya aldığına dair bir bilgi geldi mi hiç? Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarında özel hizmette çalışan personeli belediyede çalışıyor gibi gösterdiğine ilişkin bir şey duydunuz mu? Allah'ın izniyle bundan hiçbirisini duymadınız ve duyamayacaksınız. Çünkü hiçbir zaman yapılmayacak ve biz bize güvenlilerin başını öne düşürmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın ama şunu söylemek durumundayım. Bu iddialardan herhangi birini duyup da savcılığa gitmeyen o suça ortaktır ve namettir. Dün de ortaktır, bugün de ortaktır, yarın da ortak olacaktır. Kim bu türden iddiaları duyup savcılığa gitmezse o suçlunun yüz karası kendisine de çalınmış demektir. Allah iftiranın da yakışından korusun diye bir atasözümüz, bir duamız var. Çok şükür ki bunlar bize yakışmıyor. Hiçbir zaman da yakışmayacak ve yakıştırılamayacak. Meclisimizin değerli üyeleri, sözlerimi bağlarken şunları tekrar ilan etmek istiyorum. İlk meclis konuşmamda ne söylediysem o sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Seçimlerde beni desteyip belediye üzerinden zengin olma hayali kuranlara, meclis üyelerinden bile beni desteklemeye karşılığında menfaat umanlar varsa onların bu taleplerine asla yüz vermeyeceğimi açıkça duyuruyorum. Bana neye mal olursa olsun namusumla, haysiyetimle, şerefimle bu görevi tamamlayacağım. Kendime çalıyor ama çalışıyor dedirtmeyeceğim. Görev süren bitince de başım dik, alnım açık, vatandaşın içinde gezeceğim. Çoluk çocuğuma bırakacağım en büyük miras da dürüstlük olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.